Beken TV ekranlarından herkese mutlu günler efendim. Dünya evinde yeni bir bölümle, yeni bir haftayla sizlerle birlikteyiz. Düğün hazırlıkları içerisindesiniz ve birçok konuda, birçok noktada faaliyette bulunmanız, gezmeniz, görmeniz, fikir edinmeniz gerekiyor. Gerek trendler, gerekse fiyatlar konusunda biz de bu konuda size her zaman olduğu gibi bu haftada yardımcı oluyoruz. Bakalım nerede neler varmış, trendler, fiyatlar nelermiş, hepsine göz atıyoruz efendim. O zaman turumuz başlıyor. Yeni yıla merhaba dediğimiz bu günlerde sizler için 2019 yılında bol bol göreceğimiz tasarlanmış en ilginç gelinlik modellerini araştırıp derledik. Bakalım sizler beğenecek misiniz? İşte yeni yılda göreceğiniz farklı gelinlikler. Evet değerli izleyenler, şimdi ise turumuzda Eminönü'nden devam ediyoruz. Eminönü'nde harika bir kına mağazasındayız. Yani burada aslında aradığınız her şeyi bulabiliriz. Sadece kına için de değil, nikahınız için, düğününüz için hediyelikler var. Kınanız için ama bütün malzemeler neredeyse mevcut diyebiliriz. Azat Bey ile birlikte olacağız. Kendisi bize bilgiler verecek. Tabii, tabii. Merhabalar. Merhaba. Kolay. Nasılsınız öncelikle? Sağ olun. Teşekkür, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Bir sürü şey var şu an mağazanızda. Yani yok yok diyebilirim aslında. Binlerce çeşit ürün görüyoruz. İlla ki buradan gelin adaylarımız için de önemli noktalar çıkacaktır. Bilgiler almak istiyoruz bugün sizden. Mesela işte kına için malzemeler, hediyeliklerden başlayalım dilerseniz. Tabii, tabii ben yardım. Burada daha çok sanıyorum ki kendi hediyeliklerini yapabilmek adına malzemeler bulunmakta tabii, değil tabii. mi? Yani onun dışında böyle hazır olan çeşitler de var. Hı-hı. Onun yanında kendi yapabilecekleri ürünler de var. Hı-hı. Yani çok çeşitler var. Bunun yanında nikah şekeri olarak şişe ürünlerimiz var. Hı-hı. Bunun dışında hediyelik yapabilecek ovalı kutularımız var. Ahşap özel isimlikler var. Çok, çok çeşitler güzel. Var. Mesela şöyle çok renkli bir şey aslında göstereceğim. Bayıldım buna. Şu içindeki mendilleri de soracağız birazdan. Mendillerimizi tabii. şöyle koyalım. Buna ne diyoruz? Tef. Gelin. Tabii tabii. Buna hem tef aynı zamanda bunlar gelin tefi olarak geçiyor. Gelin tefi olarak. Kına gecesi. Mesela Kübra'nın kına gecesi. Kübra gelinin adına yaptırılmış bir tef. Şöyle içinde de böyle zincirleri de var sesi çıkartan aynen. aynı zamanda. Bu yine hem aksesuar olarak hem çalınmak için kullanılabiliyor. Tabii tabii kına gecesinde kullanılabiliyor bunlar. Aynen öyle. Ne kadar bunların fiyatları? Bunun fiyatı böyle bu şekildeki fiyatı ne kadara gelmiş oluyor? 60 liraya gelmiş oluyor. 60 liraya çok güzel. Ben bunu zaten sonrasında atılacak bir şey de değil. Tabii tabii. Hatıra bu... olarak da saklanır. Bir evin bir köşesinde bir böyle süs köşesi gibi tabii, de tabii. kullanılabilir. Şu tüyler bir kere zaten harika ötesi. Aynı zamanda böyle 60 liraya da teflerimiz bulunmakta diyoruz. Başka nelerimiz var? O zaman çalgı aletlerinden devam edelim. Bir de davul görüyorum tabii ben tabii. burada. Tabii bunun yanında mesela böyle şöyle davul çeşitlerimiz var. Şöyle göstereyim ben size örneklerden bir tanesinden. Şöyle hatta evet. boyundan da geçireyim. Şöyle daha basit olsun, daha kolay olsun şu şekilde göstereyim size örneklerden. Şöyle mesela davulumuz var. Bunu aynı zamanda bu kınaya çıkarken bunlar nedimelerle kullanabiliyor. Bunun yanında mesela damat da kullanabiliyor. Bunun yanında gelinler falan da kullanabiliyor. Peki ne kadar davullarımızın ücretleri? Bunun bu şekildeki fiyatı ne kadar? Bunlar böyle 60 liraya gelmiş oluyor. 60 lira tabii, tabii. çok iyi. Tokmaklarıyla her tokmağı şey da birlikte var. Tabii, davulumuz beraber 60 lira. Daha ne diyelim daha nereleri gösterelim size bilmiyorum. Çok güzel gerçekten fiyatlarımız. Burada ben harika bir şey gördüm. Bunu ben almak istiyorum böylece. Ben bunu böyle süs olarak bile bu şekilde kullanabilirim ama aslında bunların her biri tek tek bir kalem. Şöyle gösterecek olursak. Bunlar diyelim ki kınanızda ya da düğününüzde beyaz da var. Anı defteri. Tabii tabii bunlar gelen davetler salon çıkışlarından sonra çıktıktan sonra bu anı defterleri var salon çıkışlarında. Hı hı. Salon çıkışlarında bunlar anıları yazabilmek için.
Kullanılan kalemler bunlar. Güzelliğe bakar mısınız ya? Harika. Gerçekten bayıldım ve yani. Aynı zamanda fiyatları da çok uygun. Ne kadar bunların 5 lira tanesi. Tanesi 5 lira. Harika kalemler. Ve bunların aslında en güzel tarafı, evet bunlar bir gece için veriliyor bu fiyatlar ama sonrasında yine süs olarak ya da kullanacak bir şey olarak da devam edebiliyorsunuz tabii, kullanmaya. Tabii. Her biri bir harika. Şöyle gösterecek olursak tek tek tüy tüy. Her rengi de mevcut istediğiniz şekilde. Bunları da tercih edebiliyoruz. Tabii ki aksesuarlarımız bitiyor mu? Bitmiyor. Burada ben bir beyaz bir şemsiye gördüm. Bunun her rengi de var sanıyorum. Tabii, tabii. Değil her mi? Rengi mevcut bunlardan. Yine işte gelinlerimiz nedimelerle birlikte ya da dansçılarla birlikte salona giriyorlar. Neler işte bu davullar kullanılıyor, o tefler kullanılıyor. Bunun gibi böyle şemsiyeler kullanılabiliyor bu şekilde. Bunlarla birlikte giriyorlar. Şemsiye çok güzelmiş. Aslında şuraya böyle bir ufak bir şey yapılsa daha sonra bile kullanılabilir bence. Ramur geçirmemesi için. Ne kadar şemsiyelerimizin bunun fiyatları? Bunun bu şekildeki fiyatı kaç para? 15 lira. 15 lira. Tabii, tabii 15 lira. Normal kullandığımız şemsiyeden daha uygunmuş yalnız. Kesinlikle. Gerçekten fiyatlar çok güzel. Tabii ki neden bahsediyoruz? Kına gecesinden bahsediyoruz. Kına gecesinin başrolü nedir? Kınadır tabii ki. Burada kınalarımız mevcut, paketli kınalarımız. Böyle ne kaç tane var aşağıya? Bunlar böyle hazır bir şekilde içerisinde toplamda 100 tane olmuş oluyor. 100 tane. Sanıyorum burada bir 45 tane civarı var benim şu anda hesaplayıp saydığıma. Ha yok, daha fazla da olabilir. 5'er tane varmış. 100 tane var. Burada mı 100 tane evet, var? Evet, toplamda 100 tane tamamdır. Var. Tamamdır. Ne kadar böyle paketler? Bunun bu şekilde fiyatı kaç paraya gelmiş oluyor? 10 liraya gelmiş oluyor. 10 lira. 100 tanesi 10 lira hiçbir şey değil gerçekten. Yani zaten kına gecesinde kaç kişi gelebilir? 20 lira verin, 200 tane alın. Kına olayı burada kapanmış oluyor, bitmiş oluyor. Yani bunlar dışında mesela daha hazır olan ürünler de var. Böyle içerisinde kına olan nerede çeşitler de var. Şöyle ben size da örneklerden bir tanesini göstereyim. Mesela şöyle bir ürün var. Şöyle göstereyim mesela. Şöyle bir ürün. Bunlar hazır. 100 tane var içerisinde. Kınası da içerisinde mevcut. Hazır bir şekilde fiyatı 15 lira. 5 lira farkla hazır bir şekilde de bu şekilde kınamızı misafirlerimize hediye edebiliyoruz gerçekten. 100 tanesi 15 lira yine hiçbir tabii, tabii, şey değil. Bunun yanında mesela daha farklı olan çeşitler de var. Mesela çok olup da az fiyatlara gelenler de var. Daha iyi bir şey almak isteyenler, daha iyi ürünler araştırmaya de var. Araştırmaya girdiklerine daha tabii, da kâr bir magnet alışveriş ürünler var. Yapabiliyorlar tabii, yani. Çok daha çeşitler var. Çok iyi. Mesela diyelim ki hazır kına hani hediyeliği ayrı tutuyoruz. Diyelim ki şey kına malzemesini bu şekilde hazır almak istiyorsunuz. Bu şekilde atıyorum 200 lirası 30 lira, şey 100 lirası 15 lira bu şekilde buradan bulabiliyorsunuz. Fiyatlar gayet uygun bence. Ben biliyorsunuz pazarlık yapmayı severim gittiğim yerlerde ama fiyatlar uygun olunca bir şey diyemiyorum. Tabii ki pazarlık sünnettir, her zaman gerekebilir. Burada el buketlerimiz var. Çok da böyle tahta duruyorlar. Yıktım ben biraz buraları ama böyle daha da büyütebiliyorsunuz sanıyorum bu el buketleri. Tabii tabii onları daha büyük bir şekilde daha da nişanlarda, işte düğünlerde çekecek fotoğraflarda, kına da yine taşımak isterseniz kuru çiçeklerden ve hazır çiçeklerden oluşan el buketlerimizi kullanabiliyorsunuz burada. Ne kadar mesela böyle bir buket? Bunun bu şekilde mesela fiyatı kaç para? 35 lira. 35 lira. Tabii. Böyle kuru çiçekler ve hazır çiçeklerle gayet zarif bir el buketi kullanabiliyorlar ama kendileri de yapabiliyorlar. Tabii tabii bunu mesela gelip mesela bizde sade bir şekilde alıp istedikleri renk şekilde de yapabiliyorlar. Mesela istedikleri modellerden de yapabiliyorlar. Hazır çok çeşitli var. Bu şekilde bu kuru çiçeklerimizi birleştirip de yapabiliyorlar. Mesela şöyle tek bir buket şunu şöyle bırakacağım. Tek böyle bir tane böyle aldığımızda ne kadar yapıyor bu kuru çiçeğin tanesi? 5 lira. 5 lira. Zaten kaç tane kullanabilir? 3 tane kullansak içerisinde farklı çeşit. Tabii. 15 lira. Hazır çiçeklerimiz ne kadar? Hazır çiçeklerimiz ne kadar? Onlar da 35 liraya gelmiş oluyor. 35 lira. Yani 45-50 liraya daha büyük bir buket istiyorsanız kendinize zevkinize göre burada buketlerinizi hazırlayabiliyorsunuz. Bu da gayet güzel bir sistem ve tabii ki mendil efendim. Mendiller olmadan olmuyor ve bir sürü çeşit mendilimiz de var burada. Mendillerimizin fiyatlarını öğrenmek istiyorum. Kumlu mendiller klasik. Daha böyle ucu süslü mendillerimiz var yine. Ne kadar fiyatları? Bunlar mesela toplamda içerisinde kaç tane var? 10 tane var bunların içerisinde. Toplamda 7,5 liraya gelmiş oluyor. 10 tanesi 7,5 lira. Bunlar içinde mi onlar aynı da, fiyat? Tabii, onlar da aynı şekilde aynı adet bazında 10 tane var. Onlar da 10 tanesi 15 liraya gelmiş oluyor. 10 tanesi 15. Evet aralarında fark var ama isteğe göre her bütçeye uygun. Buradan bulabiliyoruz. İster böyle pullu mendillerimiz var, ister böyle ucu böyle altın süslemeliymiş gibi mendillerimiz var. Pullu olanlar 7,5 liraya 10 tanesi. Bu şekilde olanlarsa tanesi 7 kaç tane 10 tanesi 15 liraya mendillerimizi bulmak
Mümkün. Aa, çok güzel bir şey gördüm burada. Yine burada gelinin arkadaşları, gelinimiz kafalarına bu şekilde taşlar takıyorlar. Tabii. Kınaya çıkarken kadarıyla. Bunları başlarına takıp bir şekilde. Aynen. Ne kadar mesela bunlar? Bunlar tanesi kaç para? 10 lira. Tanesi 10 lira. Çok güzelmiş gerçekten. Ben normalde gün adaya falan gidince de böyle takıyorlar ya, çok hoşuma gidiyor. Ama tabii ki öyle günlerde de yeri ayrı oluyor. Bir süre kafamda kalsın o zaman diyoruz. Burada bir de testimiz var. Son günlerde, son zamanlarda görüyoruz. Belki de eski adetti, ben bilmiyorum, çocukluğumda görmedim ama son yıllarda böyle testiler görüyoruz. Gelin hanım en son damadı oturtuyor bir sandalyeye. Evet. Üzerinin yanında böyle oynuyor. Esna. En son testimizi kırıyor. Bununla ilgili neler söyleyebiliriz? Testimiz ne kadar mesela? Yani testlerimiz bunlar ne kadar? Bunlar mesela içerisinde boş oluyorlar. Bunu mesela hazır bir şekilde olabilmesi için bunu alan kişiler, içerisinde bozuk para olabilir, badem şekeri olabilir, bu ufak çakıl çikolatalar falan olabilir çocuklar için. İçerisine konup bunlar, gelin hanım bunu alıp damadın önünde kırıyor. Peki bu paketli olan şekerler, çikolatalar çocuklar tarafından da belki toplanıyor olabilir. Tabii oradaki olan çocuklar bunları topluyor o şekilde. Aynen, kanada topluyor bir şekilde yiyorlar. Bakıyorum değinmediğimiz bir şey var mı? El mumu olabilir şu ışıklılar. Evet. Aa, ışıklı mı onlar? Tabii ışıklı olan mumlar var. Bu kına dökülme. Evet, kınada geçen günlerde dökülme. Hatta bir kınaya gittim. Şimdi kına gecesinde kalabalık olunuyor ve biz arkadaşlarımız arka arkaya, tabii ellerde mumlar ama saçların yanma tehlikesi oluyor. Herkes sürekli böyle arkasına bakıyor. O yüzden o ışıklı mumları gördüm, çok iyi oldu. Alabilir miyim onları? Tabii tabii, ben şöyle göstereyim size bir tanesini. Şöyle evet. Paketlerden. Şöyle ışıklı hatta mumlarımız var. Mum yanıyormuşçasına. Gerçekten bu en azından saçların yanma tehlikesinden de kurtarıyor. Bir de yürüdükçe mumlar sönüyor. Ondan al, ötekinden yak. O mum damlıyor bir yerlere, ya üstünüze damlıyor ya elinize damlıyor, dökülüyor. Hepsinin çaresi bulunduğu gibi ışıklı mumlar da artık mevcut. Evet. Kaç tane var burada? 3, 6, 9, 12 tane var içerisinde. Toplamda 12'şer tane var içerisinde. Bunlar mesela paket fiyatı kaç paraya gelmiş oluyor? 24 liraya gelmiş oluyor. Tanesi paket. 2 lira. Tanesi 2 lira. Tabii tabii. Çok bunu iyi. Alan müşterimiz mesela bunu dışarıda pilini bile inanın değiştirmek isteseler bile daha pahalıya mal etmiş oluyorlar bu sefer. Pili bile, yani ürünün kendisi pilinden bile daha ucuz. Evet, çok yani iyi. Yani o yüzden gerçekten bütün müşterileri, bütün gelinleri, herkesi Eminönü'ne mutlaka bekliyoruz. Zaten bundan 2 paket alsalar yeter, çünkü gelin etrafında bütün misafirler dönmüyor. Genç kızlar dönüyor yine. Evlenmemiş genelde, daha çok öyledir adet. O yüzden hani 2 paket bile alsanız yeterlidir. 2 paket 48 liraya, biz yuvarlama 45 lirayı pazarlığı kapatırız diye tahmin ediyorum. Bu şekilde. Bir de son olarak şurada bir terlik gördüm ben. Terlik mi diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum tam da ismini ama çok da hoşuma gitti aslında. Bunlar kına gecesinde gelinin arkadaşları olsun, gelin de olur. Bunlar giyilip yaptıkları konsepte göre, diyelim ki işte şalvarlı bir konsept oldu. İşte böyle fesler, davullar, böyle bir konsept oldu. Bu şekilde konseptlerini böyle bir terlikle de tamamlayabilirler. Ne kadar bu terliğin fiyatı? Ben bunu evde bile giyerim aslında. Tabii bunu çok aynı zamanda, bu kına bittikten sonra da bunu sonradan kullanabiliyorsunuz. Tabii ki, tabii bunun bu şekilde fiyatı takım mesela 20 lira bunun fiyatı. 20 lira tabii. Çok iyi, çok güzel. Çok da güzel şeylerimiz var uygun fiyatta. Evet, biz sizlere elimizden geldiğince yok olan bu mağazada her şeyi tanıtmaya çalıştık. Dediğim gibi devir tasarruf devri, evin önüne geliyoruz. Dışarıda 2-3 katına verdiğimiz şeyleri evin önünde hem toptan olarak hem de daha fazla çeşitle birlikte elde edebiliyoruz. Ne oluyor? Hem kesemize faydası oluyor, hem daha çok çeşit görüyoruz. Hem de yine damat adayımız için, damatlarımız için de bir anlamda kar etmiş de tabii, oluyoruz tabii diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz size Azat Bey, verdiğiniz bilgiler için. Valla gerçekten çok beğendik mağazanızı. Şarkan da burada Azat Bey ile birlikte onun mağazasına konuk olarak yardımcı olacaktır kendisine. Hadi. Kına malzemelerinizi eksiksiz bir şekilde seçebilirsiniz diyoruz. Turumuz devam ediyor. Evet.
Evet, turumuza Eminönü'nden devam ediyoruz. Şu anda Sabuncu Han Caddesi'nde 8 numaralı züccaciye mağazasında Selçuk Bey ile birlikteyiz. Siz gelin ve damat adaylarımız, evinizi de kuruyorsunuz bir yandan ve birçok ihtiyacınız var. Bu anlamda Selçuk Bey bugün bize yardımcı olacak. Merhabalar diyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Sağ olun, siz nasılsınız? Bizler de teşekkür ediyoruz. Şöyle bir göz atıyorum. Hakikaten yok yok şu anda mağazanızda. Yani süs eşyasından tutun mutfak eşyasına, ev eşyasına her şey mevcut. Hatta ve hatta nişanlarınızda ya da düğün içinde kullanabileceğiniz davetlerde şamdanlar, büyük şamdanlara varana kadar, kek kalıplarına varana kadar aynen, her şey var diyoruz. Siz öncelikle bir sayar mısınız? Burada neleri görüyoruz, neler bulabilir gelen gelin ve damat adayları? Yani şu mağaza için söylüyorum. Burada neler bulamaz, yani neler bulabilir değil, neler bulamaz diyelim. Çünkü bulduğunu sayarsak, yani gördüğünüz gibi epey bir geniş konsept var çünkü evet, burada. Hem mutfak için hem dediğiniz gibi dekorasyon için her türlü ürün burada mevcut. Hatta ütü grupları, ne bileyim tost makinesi. Aha. Yani bir bayanın buraya girip elektronik eşyalar da mevcut. Aynen. Yani bir bayanın bir mağazaya girip ya ben acaba ne bulabilirim veya ne bulamam? Ya bu mağazada her şey mevcut. Çünkü kek kalıbından tutun, kurabiye kalıplarından tutun, işte ne bileyim şu anda mesela günümüzde bambu gündem. Evet. Yani bambu ürünlerinden tutun, fincan, dekoratif eşyalar, elektronik eşyalar. Yani bir bayanın arayabileceği, yani arayıp bulabileceği her şey bu mağazada mevcut. Hatta şöyle fındık kıracakları, yani her aynen, şey var. O zaman kısım kısım gidelim, başlayalım. Okay. Önümüzde işte tavalar görüyoruz. Ondan sonra ne bileyim işte tencereler görüyoruz. Öncelikle bu tava tencere takımlarından başlayalım. Ne tarz tavalarınız, tencereleriniz var? Yapı olarak neleri bulabiliyorlar burada? Şimdi şöyle, bizim mağazamızda buraya yeni açtığımız için biz ilk hesapta daha uygun, hı hı, biraz daha hani alımı kolaylaştırmak adına evet, daha aha, uygun grupları satıyoruz. Hı hı. Yani şöyle söyleyeyim, normalde setler var, firma. Teflon ve granit tavalar aynen, var mesela. Teflon ve granit tavalar var. Onlar da bulabileceği en uygun fiyatlarda. Mesela biz bunları direkt stoklu bir mal aldığımız için çok düşük, çok cüzi bir kar marjıyla fiyatlandırdığımız için bulabileceği tencere ve tava grupları burada mevcut. Set olayında, şu anda set olayına girmedik. Setler biraz da fiyatlı olduğu için daha şu anda mağazamıza tek set koymadık. Satılıyor. İlk etapta hani biraz da nabzı ölçmek adına daha uygun gruplar koymayı tercih ettik. Tavalarımız var. Bir tanesini alabilirsiniz. Tabii hemen ben size göstereyim. Şu görmüş olduğumuz tava granittir. Evet. Buyurun hanımefendi, şöyle. Şöyle alalım. Evet, granit tavamız var burada. Evet. Çok da hani ağırlığı falan da, gerçi neye bakılır çok da bilmiyorum. Ben de işte programla birlikte öğreniyorum. Yani. Tavayı neye göre alacağız, nesine bakacağız? Bir tavanın kaliteli olduğunu nasıl anlarız mesela? Şu anda zaten şöyle söyleyeyim. Günümüzde en çok kullanılan granit. Onun haricinde mesela burada krep tavaları da var bizde. Krepler teflondur. Yani biz bile satmamıza rağmen şu anda teflonu biz tavsiye etmiyoruz. Evet. Granitler hem çizilmez, hem daha kullanışlı ve de şu anda yani gündem olan ürün granittir yani. Granit. Bulabileceği de en uygun fiyat. Gördüğünüz 25 gibi 25 lira. Evet, yani. Denizdeki tava 25 lira. Gerçekten şu anda hani fiyatlar çok uygun. Günümüzde nedir? Hani isim de vermek istemiyorum. Bildiğimiz evet, birkaç market marka, grupları evet, var. O market gruplarında bile şu fiyatın bir kat daha üstüne bulabilirler tavayı. Aynen, ben görüyorum 60-75 ki onlar da hani biz çok ucuzuz diyen markalar. Evet. Mağazalar. O yüzden de indirimli fiyatlar diyoruz. Aynen. Evet, şu, gerçekten şu gerçekten fiyat, bulabileceği en taban fiyat yani. Yine içi dışı granit olan bir tavamız daha var. Evet. Onu da daha sonrası görüyoruz görsellerde. Onların da fiyatı 35 lira. 30 ve 35 lira. Onlarda iki boy var. O yüzden güzel, onlarda da aynen fiyatlar 5'er lira farklı değişiyor. Peki tavalarımızın dışında yine tencerelerimiz oluyor. Pilav tencerelerimiz oluyor. Onların fiyatları nedir? Onlarda da boy boy değişiyor. Onlar da 50 liradan başlıyor, 50, 55, 60 şeklinde gidiyor. Yani pilav tencereleri için. Onlar da komple granit, iç dış granit. Hı hı. Ve de onlar da gayet kullanışlı ve fiyat çok olarak iyi, da gayet iyi güzel yani. Evet, tava olaylarını bitirdik. Şimdi geçelim. Tavadan sonra yemeği pişiriyoruz. Neye koyuyoruz? Tabaklara koyuyoruz. Aynen öyle. Porselenlerimiz de gördük burada. Takım porselenlerimiz de var aynı zamanda, tabak aynen, takımlarımız. Onlar için neler diyebiliriz? Fiyat aralıklarınız nedir? Ne tarz modelleriniz mevcut? Daha çok artık neler de gidiyor aslında? Bu da önemli. Şu anda bizde yemek seti olarak yani gösterebileceğimiz porselen gruplarımız mevcut. Ve de gayet kaliteli ve fiyat olarak belki fiyat aralığı biraz farklı olabilir ama şu anda en son gündem ürünler.
Çünkü kaç parça mesela? 24 parça. 24 parça. Onlarda fiyatlar değişiyor. Aşağı 650, 700, 750, 800. Porselen gruplarında aynen kalitesine göre değişiyor. Porselenler her zaman bir tık daha fazla olur. Onlarda mesela şey de var. Hani porselen görünümlü seramikler de var. O daha ucuz satılıyor mesela piyasada. Renkli renkli görüyoruz aynen, mesela. Onların şey hani pembeli, yeşilli falan böyle. Aynen öyle. Seçmeli daha çok. Onlar o gruplardan da var bizde mesela. Direkt el yapımı. El yapımı, porselen görünümlü seramikler var. Onları da mesela isteyen kendi dileğince set yapabilir. 24 parça set yapabilir. Onların da tanesini 5 liradan satıyoruz. 5 liradan belki daha mı uyguna mı denk geliyor? Tabii. Hemen ya 24 oluyor. Çarpı 5 de 120 yapıyor. 120 liraya gelmiş oluyor bir set. 120. Evet, bir set. O şekilde. Aynen. Daha uyguna getirmek istiyorum ben. Kendi porselen takımı kendim oluşturmak istiyorum diyorsanız da böyle bir avantajımız da var. Ama onlar porselen değil. Porselen değil, seramik tabak takımı diyelim daha aynen, doğrusu. Evet. Daha doğru olacak. Daha da çok çok daha uyguna getirebilirsiniz. Tabii ki şimdi tasarruf devre eğleniyor. Çok fazla masraf var. Hem iyisini istiyorlar tabii ki doğal olarak. Muhakkak. Hem de daha uygun ne şekilde daha uyguna denk getirebiliriz. Bunun için de uğraşıyor çiftlerimiz. İşleri zor gerçekten. Bunun için tabaklarım, çatal, bıçak takımları nasıldır peki? Şimdi komple bir sete girersek fiyat gayet yüksek bir fiyatlarda çıkıyor. O yüzden biz direkt sete girmedik. Yani direkt set satmaktan yana değiliz. Biz daha uygun mal edebilmek için... Setleri aynen, kendileri oluşturuyorlar. Direkt setleri kendileri oluşturmak için biz grup grup altılı şeklinde satıyoruz. Zaten normalde kendi set yaptığı zaman o daha makul bir fiyata giriyor. Biz mesela altılı kaşık, altılı bıçak şeklinde mesela altılı adet fiyatları 20 lira bizde mesela. Kaşığın, çatalın, bıçağın. Ya yani seti daha uygun bir fiyata getiriyor. Onlar da set olayına girdiği zaman full bir set, full bir paket olduğu için şimdi fiyatlar 2000'ler, 3000'lere kadar yükseliyor. Aynen, yani. Altın altı, çatal, bıçak, takım üçünü altılı setten 20'şer liradan 60 liraya mal ediyor. Aynen. Bunun bir de çay kaşığı var, şeker kaşığı var, kahvaltı tabağı var, çatalı var. Aynen. Onlar da etti bir 60. 120 şeyler lira. De değişiyor. Çay kaşıklarında fiyatlar biraz daha makul oluyor. 12,5 lira falan değişiyor. Çay kaşıkları biraz daha düşüyor. Çay çok kaşığı, iyi. Tatlı çatalı vesaire bunlarda fiyatlar biraz daha düşüyor. Yani normal yemek kaşığı ve çatalıyla bir fiyat değil. Hemen hemen 100 liraya. Yani 125 liraya falan geliyor. 125 liraya falan mal etmiş oluyorlar aynen bu öyle. Şekilde. Aynen öyle. Gerçekten fiyatlar çok güzel, çok uygun. Biz hep diyoruz zaten. Bu tarz alışverişler yapacaksanız mutlaka Eminönü'ne bir göz atın, bir gezin, bir bakın diye. Tabii. Burası da bu anlamda doğru adreslerden bir tanesi gerçekten. Evet, çok teşekkür ediyoruz size vermiş olduğunuz bilgiler için. Gerçekten çok çok dolu dolu bir mağaza. Her şey mevcut. Herkese göre her şeyi burada bulmak mümkün diyoruz. Vakit ayırdığınız için, bilgilendirme yaptığınız için teşekkürlerimi sunuyoruz bir kez daha. Rica ederim. Ne demek? Benim de sizlere veya izleyenlere bir katkım, bir yardımım olduysa ne mutlu bana. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet değerli izleyenler, Dünya Evi'nde son olarak Eminönü'nde Sabuncuhan Caddesi'ndeki 8 numaralı züccaciye mağazasından gerçekleştirdik yayınımızı. Selçuk Bey ile birlikteydik. Kendisi birçok alanda burada her şey bulmak mevcut. Mutfak alanından aynı zamanda dekoratif alanına kadar her şey hakkında bilgiler aldık. Tekrar teşekkür ediyoruz ve bugün de programımızın sonuna geliyoruz. Önümüzdeki bölümlerde farklı alternatiflerle tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.